Tarım Türk ekranlarından bir haftalık aranın ardından tekrar mutlu günler, iyi sabahlar sevgili izleyiciler. Modern Arıcılık programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta da yine sizler için çok önemli konu başlıklarını değerli hocamız Profesör Doktor Muhsin Duvaroğlu ile arıcılığın duayen ismi hocamızla birlikte konuşmaya bu ekranlardan devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim, hemen hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam havalar artık iyice ısındı. Evet. Kıyafetlerden bahar de bu geldi. Değil mi? Bahar geldi. Aslında yaz geldi gibi hocam. Bir kere de değil mi? Yağmurlar yani artık kesildi. Bahar olmuyor. Yani kıştan yaza giriyoruz. Kesinlikle hocam. Kesinlikle ki evet. Mart'ta kar görüyoruz. Nisan'da evet. Güneş görüyoruz. Evet. Böyle de güzel bir ülkemiz var hocam diyelim. Nasıl geçti hocam haftanız? Gene yoğun bir haftayı geride bıraktınız. İyiydi. Tabii biraz yorucu geçti. Gene Özbekistan seyahati. Evet. Bir de orada turistik sezon başlamış. Bir işte ulaşım, yoğunluk var değil mi hocam? Havaalanı yoğunluğu falan bayağı bir karmaşık, meşakkatli bir yolculuk diyelim eski tabirle. İyi geçti ama oranın tabii tam en güzel zamanı şimdi. Evet. Cennet gibi. Ben bayılıyorum Taşkent'e. Hayran kalmışsınız gerçekten hocam herhalde. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet. Evet, inşallah bizler de bir gün hocam oraları görürüz. Hakikaten merak etmeye başladım sizin bu anlattıklarınızdan dolayı. Kısmet diyelim artık İnşallah, hocam. İnşallah. Gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Evet. İnanılmaz bir düzen, inanılmaz bir temizlik. Bir yoğunluk yok, sadelik var. Beton yığını yok. Evet. Yani her bir bina estetik bir yapıya sahip. Her taraf yemyeşil, ya çiçek açmış ya yeşil. Ne kadar en güzel zamanı, yazın çok kötü oluyormuş ama. Eyvah. 50 dereceye yaklaşıyormuş sıcaklık. Hiç gidecek gibi değil yani yaz. Bu dönem gitmek lazım. Evet hocam. Evet. O zaman bu dönemde gitmek isteyenler de varsa şimdiden biz de buradan uyaralım. Doğru. Aman yazı bırakmayın, çok sıcak. Kışın da öyle. Yani kışında çok bir soğuk. Bir o kadar soğuk tabii, oluyor değil mi? Soğuk oluyor. Evet. Karasal iklim tabii. Doğru hocam. Evet. Hocam şimdi bu hafta da yine çok önemli konu başlıklarını ele alacağız. Popülasyona devam edeceğiz verimli kullanımına. Kat atmayı ve bir de petek işletmeyi konuşacağız ama hocam ben evet. Bu haftanın konu başlıklarına geçmeden önce şimdi geçen bir televizyonda belgesel izledim hocam. Evet. Arılarla ilgili bir belgeseldi bu. Bir kovanın içerisine eşek arısı herhalde taciz gibi diyelim yani evet. Bulundu. Orada bulunan bal arıları toplu olarak o arıyı, eşek arısını sarmaladılar hocam ve evet. Belgeselden dinlediğim kadarıyla 45-50 derecelik bir ısı oluşturuyorlarmış ve o şekilde onu kızartarak ya da haşlayarak evet, yok haşlamış ediyorlar hocam. Oluyorlar. Nasıl evet. Oluyor hocam? Bu çok enteresan gerçekten. Tabii aslında bu insanların da bir araya geldikleri zaman neler yapabileceğinin çok güzel bir örneği. Evet. Bireysel olarak eşek arısına bir şey yapamıyorlar. Eşek arısı resmen arı yiyen bir canavar. Evet. Yani arı düşmanı kafa, yani. Arı düşmanı yani. O çok fazla olduğu zaman arının uçuşunu bile engeller. Evet. Çünkü arı korkuyor ondan. Tabii kovana da girdiği zaman bireysel olarak onu sokup öldüremiyorlar. Mesela bir başka kovanın bal arısı girdiğinde onu birbirini sokup öldürebiliyorlar. Evet. Yani o onu sokar, o onu sokar. Görürsünüz bir kenetlenmiş vaziyette birbirini sokmuştur, yere düşmüştür ikili olarak. Evet. Ama bunu eşek arısına yapamıyor. Yapamayınca yeni bir yöntem uygulamak zorunda. Ne yapabilir? İşte keşfetmiş arı bunu. Bir araya geldiği zaman hani kışın ısınmak için bal yiyip salkım içi sıcaklığını 32-34 derece arasında tutabiliyor. Evet. Bunu daha çok bal yiyip daha fazla çaba sarf edip vücut ısılarını arttırmak suretiyle ısıyı oraya hapsedip bu sıcaklık derecesini 45-50'ye kadar çıkarabiliyorlar. Evet. Böylece eşek arısı haşlanmış oluyor. Haşlanıyor, yani bu mükemmel. Birlikte neler yapılabileceğinin en güzel doğada göstergesi. En güzel örneklerinden birisi. Ki hocam evet. Zaten ilk de girdiğinde normal bir eşek arısıydı zaten. Evet. Tabii o arılar üzerine böyle tabiri caizse çullandılar. Bir sarmaladılar onu. Ondan sonra arılar oradan kalktıktan sonra eşek arısı kıpkırmızı bir vaziyete gelmiş. Evet. Yani resmen sanki yağda pişmiş. Kızartılmış pişmiş. Arıların önüne sunulmuş. Afiyet olsun demek ki işte bizlere de hocam. Çok şaşırmıştım zaten. Kulağından tutup bir şey atıyorlar. Vallahi hocam yani hakikaten bu olaya akıl sıra erdirmek çok evet. Zor. Ona kesinlikle. Benzer çok olaylar var ama bu yani çok basit yeri geldikçe belki de. Evet. Siz rastlayacaksınız. Biz mevzu konu açılınca anlatacağız. Evet. Tabii ilginç bir yaşamı var balarısının. Yani toplumsal yaşamın dünyadaki en ideal örneğini gösteriyor balarısı. Korkunç bir düzen var. Kesinlikle. Müthiş bir işbirliği var. Çok büyük bir fedakarlık var.
Yani İnanılmaz hiçbir zaman çalışkanlık var hocam. Tabii çalışkanlık var. Hiçbir zaman koloniyi tehlikeye atabilecek şeye girmez. Kendini dışarı atar. İşte kıtlık zamanında yaşlıdan başlayan bir yememe, intihar, bir nevi intihar. Yani sonuçta evet. Ben yavrularıma bırakayım der o şeyi. Yani bireysel olarak kendi yavrusu olmadığı halde koloninin geleceğini oluşturan bireyleri korumak için her şeyi yapabiliyor. Size saldırmasının sebebi de o. Yani bireysel olarak kendisine zarar vereceksiniz diye değil. Koloniye zarar vereceksiniz diye size saldırıyor. Savunma içgüdüsü hemen devreye giriyor. Savunma içgüdüsü. Evet. Koloni ailesini savunuyor. Evet hocam çok enteresan evet. Gerçekten. Ki o doğal dengenin yaşamı için de zaten ne kadar önemli olduğunu her programda dile getirdik ki bugün de yine bunu burada bir kez daha dile getirmiş olalım. Şimdi hocam evet. Popülasyon dedik. Artık yavaş yavaş konu başlıklarımıza da geçelim ama izninizle ben bir iki hatırlatmada bulunayım izleyicilerimize. Sonra programımıza başlayalım. Tabii. Değerli izleyiciler, aracılığın duayen ismi Profesör Doktor Muhsin Doğanoğlu hocamıza sorularınız varsa eğer 0212 alan koduyla 886 2035 bizlere ulaşabileceğiniz ve sorularınızı hocamıza iletebileceğiniz telefon numaramız diyelim. Ve artık kaldığımız yerden bu haftaki programımıza da devam edelim. Şimdi hocam geçen hafta popülasyonu anlattık. Ne olduğundan evet. Bahsettik. Verimli kullanımına dair çok önemli tüyolar vermiştiniz. Evet. Altın niteliğinde tüyolardı bunlar ama belki kaçıranlar olmuştur. Belki izleyemeyenler olmuştur. Bu hafta tekrar öğrenmek isteyenler vardır. Şöyle bir özetleyecek olursak hocam, popülasyon nasıl verimli kullanılır? Nelere dikkat edilmeli? Şimdi tabii önce eğer kaçırdılarsa popülasyon ne olduğunu da söylemek evet, lazım. Ondan da bahsedelim. Popülasyon tabii koloninin gücünü oluşturan bireyler topluluğu. Yani o işçi arı varlığından bahsediyoruz. Bu ne kadar güçlü olursa verimliliğin o boyutta güçlü olacağını düşünebiliriz. Ama bir ön şartı var. Yani sadece verimlilik için popülasyon yüksekliği şart evet. Ama popülasyon yüksekliği verimliliği mutlaka meydana getirecek diye bir sorun için bir kural da yok. Evet. Verimliliğin mutlaka oluşması için başka konulara da değinmemiz gerekecek. Tabii popülasyon düzeyi ilke itibariyle şöyle açıklanabilir. Eğer siz bir ana kaynaktan bal alacaksanız yani üretimin ana kaynağını oluşturan bir bitkiye veyahut da bitkiler topluluğuna gidiyorsanız o çiçeklenmenin başlangıç döneminde kovanınızın iki kat hınca hınç arıyla dolu olması gerektiği kuralını koyuyoruz. Evet. Yani siz diyorsunuz ki ben bal almaya gideceğim. Nereye gidiyorsunuz? Yaylaya gidiyorsunuz. Narenciye gidiyorsunuz. Kestaneye gidiyorsunuz. Neye giderseniz gidin. Yapabileceğiniz en verimli üretim, en yüksek düzeyde üretim için önce popülasyon yüksekliğini oluşturmanız lazım. Mesela erken gelen nektar akımlarında bu ıhlamur olabilir, narenci olabilir, akasya olabilir, kestane olabilir. Bunlarda üretici daha bir katlı, yani oğul döneminden çıktığı için eğer yeterli düzeyde popülasyonu yükseltemediyse tek katla gider, orada verimlilik düşük olur. Şimdi bir yandan üretici bir handikap içerisinde. Ben bir yandan arıyı çoğaltayım der, tabii bölmeler yapmak ister ya da işte zayıf kovanları üretime yönlendireyim diye kuvvetlerden zayıflara takviye yapar. Evet. Tabii biz bunların hep yanlış olduğunu söyledik. Evet konuşmuştuk. Biz bunu. Ne diyorduk? Kovan sayısı önemli değil. Her bir kovanın size vermiş olduğu bal miktarı önemli, miktarı. Üretim miktarı önemli. Ha bir de bireysel üretimden söz ettik. Mesela biz şeye baktığımız zaman tabloya evet. Dikkat ederseniz Bu sol tarafta arkadaşlardan rica edelim onu tam ekrana getirebilir miyiz arkadaşlar tabloyu? Evet biraz evet. Daha rahat görülebilecek. Bakın soldaki üst solda bir şey var. Bir eğri var. Evet. O kırmızı çizgi kovandaki arı sayısı arttıkça verimin arttığını gösteriyor. Evet. Yani siz ne kadar arttırırsanız popülasyonu verim de artıyor. Doğrusal olarak artıyor. Ama bir de bir başka şey var orada. Popülasyon yükseldikçe yükselip sonra düşen bir eğri var. Evet. Yani sağdaki tabloda mı bahsediyor? Hayır. Soldaki tabloda yine. Tablo. Bakın nokta nokta çizilen bir mavi var. Belli bir noktadan sonra aşağıya iniyor. Evet. Şimdi o nokta nokta çizilen maviye baktığınızda bakın 80 bin düzeyinde yükseliyor. 160 bin düzeyinde düşüyor. Bu ne olabilir? Şimdi bir yandan biz diyoruz ki arı sayısı yani popülasyon düzeyi arttıkça verim artıyor ama bir şey düşüyor, üretim etkinliği düşüyor. Bu da almış olduğumuz verimi evet. Biz işçi arı sayısına bölersek
her bir işçi arı için elde ettiğimiz bal miktarını buluruz. Bakın bir işçi arının, bir tek işçi arının veriminden bahsediyoruz. Evet. Biz nasıl diğer hayvancılık dallarında ineğin süt veriminden bahsederiz, bir tek ineğin. Bal arısında da bir tek işçi arı başına üretimin en yüksek olduğu noktayı bulmanız lazım. Çünkü bütün işçi arılar sizin işçi arılarınız. Bunların mesela 160 bin tanesini, 150 bin tanesini bir kovanda tutabilirsiniz. Yüksek bal alırsınız. Ama 80 bin tanesini bir kovanda tutarsınız. Daha düşük bal alırsınız. Ama o 160 binlik kovanı ikiye böldüğünüzde, iki tane 80 binlik kovan elde ettiğinizde toplam daha çok bal alırsınız. Bu neden? Çünkü 80 binlik düzeyde, ki bu teorik olarak söylüyoruz. Mesela iki katı hınca hınç dolu bir arıdan, kovandan bahsediyoruz. Olması gereken bu. Evet. Bu düzeye geldiğinde her bir işçi arı başına üretim en yüksek seviyede. İşte burada zaten o çizelgede görüyorsunuz, eğriye bakıyorsunuz. 80 binlik düzeyde en yüksek üretim gücünü, üretim etkinliği. Evet. Ha demek ki bir yandan popülasyonu yükseltirken bir yandan da işçi arı başına düşen verimi arttırmanın hesabını yapmamız lazım. Bu da işte 80 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin düzeyi diyoruz buna. Evet. Bu da iki katı hınca hınç arıyla dolu olan bir popülasyonun bal mevsimi başlangıcına ulaşması demek. Evet. Bu popülasyon seviyesi bakımından birinci şartımız. Birinci şart. Ama böyle şöyle bir konu daha var. Ya ikinci şart tabii. Evet. Siz hemen biri deyince neydi o zaman peki? Şimdi bakın biz sadece dersek ki verimliliğin şartı tamam popülasyon yüksekliği. Ama popülasyon yüksekliği mutlaka verimliliği meydana getirecek diye bir kural yok. Bunun altını çizelim. Altını çizmemiz lazım. Çünkü böyle bir şey iddia edersek o zaman üretici der ki kardeşim sen ne diyorsun? Ben iki katlı kovana bakıyorum. Yavru yapmış, aç kalmış. Yanında 2-3 çerçevelik zayıf bir arı var. Ya da bir ruşet var. Anaerobik çiftleştirme kovanı var. Şöyle bir avuç kadar. Evet. İçi bal dolu. O zaman niye buradaki arı bal yaptı da bu arı yapamadı? Ha o zaman ikinci kuralı işletmemiz lazım. İkinci kural da burada şöyle işliyor. Nasıl hocam? Şimdi kovanda iki tip arı var. Üretim bakımından. Bir tanesi 21 günü geçmiş işçi arı tarladan bal getiriyor. Bir tanesi sıfırla 21 gün arasında olan genç işçi arı kovan içi hizmetini yapıyor. Evet. Şimdi bunlardan genç olan tüketici. Acemi olan, yani daha doğru. Yani tüketici bir bal üretmiyor. Evet. Kovan içi hizmeti yapıyor. Yavru büyütüyor. Petek işliyor. Havalandırma yapıyor. Kovanın savunmasını yapıyor. Evet. Onun da günleri var. Yani hangi günde ne yapacağı belli. Evet. Şimdi getiren ve tüketen. Eğer siz bunu dengede tutarsanız gelenle tüketilen eşitse bu kovan ancak karın tokluğuna çalışır. Ya da gelen az tüketen fazlaysa bu kovan aç kalır. Evet. Ama gelen çok tüketen azsa o zaman burada bal birikecek. Ha, o zaman verimliliğin bir başka şartı da tarlacıyla genç olan işçi arıların birbirine olan oranıdır. Oran değil mi? Şimdi siz bu oranı ne kadar arttırırsanız popülasyon düzeyi ne olursa olsun, ister tek kat olsun, ister iki kat olsun, ister üç kat olsun, siz bu oranı ne kadar arttırırsanız, yani tarlacı sayısı ne kadar çok olursa genci oranla, o da kovanda birikim o kadar fazla olacak. Evet. O halde ben ne yapmam lazım? Birinci şart, popülasyonu yükselteceğim. Yükselteceğiz. Ne kadar? Her bir işçi arının veriminin en yüksek olduğu nokta. İki katlı popülasyon. Başka ne yapacağız? Bal verimine girdiğimiz zaman bu popülasyonun üretim gücünü arttıracağız, tüketimini azaltacağız. O zaman bizim kesemize çalışacak. Evet, böylece verim artmış olacak. Şimdi bir de şu var yani bal arısı derler ki bu arı çok verimli, bal yapıyor. Biz buradan ısrarla söylüyoruz. Bal verimine göre arıları verimlidir, değildir diye ayıramazsınız. Çünkü bal verimine göre yaptığınız seleksiyon sizi hayal kırıklığına uğratır. Islahta öyle bir şey yok. Çünkü evet. Bal veriminin kalıtım derecesi düşük. Buna göre seleksiyon yapamazsınız. Tam tersi verimsiz bir arı o sene size çok fazla bal vermiş olabilir. Siz ondan elde edeceğiniz döllerle popülasyonu oluşturursunuz. O ekstrem bir koşuldur. Onun çok fazla bal yaptığı o koşullar. Öyle bir koşulun bir daha olması için 8-10 sene beklersiniz. Evet. Yoksa bal alamazsınız. O halde diyoruz ki biz şu arı bal yapıyor, bu arı bal yapmıyor diye ayırmayın.
Siz öncelikle arıları bal mevsimi başlangıcında bal yapabilecek popülasyon gücü ve üretim gücüne sahip bir hale getirin. Ondan sonra bakın bal yapıyor mu bal yapmıyor mu? Evet, ona da dikkat edin. Bir de evet. Hocam arıcıların şöyle bir yanlış da var değil mi? Bunu da evet. Yine daha önce dile getirmiştik. Şimdi verimli olan arıları mesela verimsiz kovanlar varsa o verimliyi verimsizin içerisine dahil edelim diyorlar. Oradaki verimi arttırırız. Halbuki bu da yanlış. Verimsizden verimlinin içerisine transfer yapmak. Mesela popülasyonda. Bravo, o aklınızda kalmış. Şimdi mesela kovanın bir tanesi popülasyon gücü bakımından bal mevsim başlangıcında istediğimiz düzeye kendiliğinden gelecek. Evet. Bir tanesi gelemeyecek. Şimdi bu gelemeyecek olan da ben o popülasyon düzeyine getireyim diye ondan alıp da bu tarafa takviye yaptığınız zaman ikisi de gelemeyecek. Evet. Çünkü o biri zaten ancak gelebiliyor o seviyeye. Siz onu budamış oluyorsunuz. Bu ağaç budamaya benzemiyor. Sonuçta oradaki dengeyi bozuyorsunuz belki. Tabii. Evet. Bakın şimdi mesela bir çerçeve yavrunun veya bir çerçeve arının bal üretimi yapabilecek bir kovandaki değeriyle gelişmekte olan bir kovandaki değeri son derece farklıdır. Yani siz bu çok değerli olduğu bal üretim açısından güçlü bir popülasyona neden olabilecek, o popülasyonun gücünü tam ayarlayabilecek bir çerçeve yavru veya arıyı buradan alıp zayıf kovana koyduğunuz zaman bunun etkinliğini, değerini yerin dibine sokuyorsunuz. Burada artık bu bal üretemiyor. Evet. Yani çünkü, kendi elinizle cinayet işlemiş tabii yapmamız bile. Gereken tam tersi. Yani şu mesela kovanın bir tanesi kuvvetli, bir tanesi zayıf. Kuvvetli olan da bizim istediğimiz düzeye ulaşamıyor. Bal mevsim başlayacak ama 15 çerçeve kalıyor. O zaman bunu 20 çerçeveye ulaştırmak için siz zayıftan kuvvetliye vereceksiniz. Evet. Burada ne yapmış oluyorsunuz? Burada değeri olmayan bir popülasyonu, bir çerçeve arıyı veya yavruyu buraya katmış olmakla değerli hale getiriyorsunuz. Evet. Yani o bir türlü bölün kovanları, 2 çerçeve, 3 çerçeve, 4 çerçeve, bir kovandan 20 tane kovan üretin ama bal ne? 0. Ne anlam var o zaman? Biz görüyoruz yani 300-500 kovanı var. Hepsi 3 çerçeve, 4 çerçeve. Kardeşim niye 300-500 kovanla çalışıyorsun? Daha küçük. Bunları yani 100 kovana indirsen dünyanın balını alacaksın. Ama 300-500 kovan zayıf olduğu zaman dışarıda çiçek var, sen onu beslemek zorunda kalıyorsun. Onu hesaba katmak gerekiyor. Hesaba katmak gerekiyor. Yani büyük arıcı dediğin zaman kovan sayısı çok. Bu adamın 600 kovanı var demek yerine bu adamın 100 tane kovanı var ama kovan başına 50-60 kilo, 80 kilo, 100 kilo bal üretiyor demek onu daha büyük arıcı daha yapar. Daha büyük arıcı yapar. Evet. Tabii, önemli olan o. Çok dikkat etsin arıcılarımız diyelim. Evet. Bu da son derece önemli bir konuydu hocam. Evet. Bunu da popülasyon verim ilişkisini anlatmış olduk. Evet. Evet hocam şimdi popülasyonla ilgili herhalde söyleyeceklerimiz bu. Evet. Bir de hocam yine ana arı seçiminde bazı izleyicilerimizin merak ettiği bir husus vardı. Siz onu da şöyle özetlemiştiniz. Ana arı mutlaka oğul vermeyen kovanlardan seçilmeli, üretilmeli demiştiniz. Evet. Bunu da yine bir kez daha belirtmiş olalım. Bir de ana arı yaşına dikkat etmeli demiştik. Yani 2 kış geçirmeyecek şekilde arıcılık yapacağız. Evet. Ana arı 1 kış geçirecek ama 2 yaz sezonunda tutulabilir. Evet, bunu da kuralı anlatmış olalım. Bunu da bir kez daha. Şimdi bir de ben popülasyonla ilgili bakın bu anlatırken farkında olmadan belki destek sistemine de değindim. O benim kendi yöntemim. Evet. Yani o kolon destek yönetim sisteminde mesela bakın iki tane kovanlar. Yine gelen sorularda da birkaç izleyicimiz sormuştu size. Zaten şimdi benim kişisel yöntemim olduğu için en çok beni o konuda sorguluyorlar. Yurt içi yurt dışını her yerde bunu sorguluyorlar. Şimdi olay şu. Demin şundan bahsettik. Dedik ki kovanın bir tanesi zayıfsa ötekinin de eksiği varsa eksiğini kapatmak için kuvvetten zayıfa değil zayıftan kuvvetliye verildi. Evet. Şimdi destek sisteminde de esas şöyle ikisi de bal verimi başladığında ya da bal üretimi başladığında iki katlı olan kovandan bahsediyoruz destek sisteminde. Evet. Bu destek sistemi popülasyon desteklemek amacıyla değil tarlacıyı desteklemek amacıyla yapılıyor. Yani diyelim iki tane kovanımız var. Bir birim tarlacı var, bir birim genç var. Bunlar dengede. Tamam mı? Şimdi bizim burada yapmamız gereken dengeyi bozmak. Kovanın bir tanesindeki tüketiciyi azaltıp üreticiyi arttırmak. Bunu yaparken de
bu değiş tokuşu yanındaki onu destekleyen kovanla yapmak. Evet. Şimdi mesela bal mevsimi başlamadan bir ay önce bu iki kovandan bir tanesini üretici bir tanesinde destekleyici diye ayırıyorsunuz. Ve bir çerçeve arısız olarak bakın çok önemli bu. Bazıları arıyla beraber veriyor. Bazıları 4-5 çerçeve birden verelim diyor. Doğru değil. Bir ay önce bir çerçeve kapalı olan yavruyu destek kovanından alıyorsunuz, üretim kovanına koyuyorsunuz. Bir ay önceden. Bir ay önce. Çünkü bu bir ay önce bunu yaptığınız zaman bu yeni kapanmış olan yavru bir ay sonraki nektar akımında size bal toplayacak tarlacı. Evet. Şimdi bunu 4-5 hafta yapıyorsunuz. Hatta bu kovan yeterince kuvvetli değilse üretim kovanı 4-5 değil 5-6 çerçeve yapabiliyorsunuz. 7 çerçeve yapabilirsiniz. Ama bunu kademeli kademeli yapıyorsunuz. Ve buradaki genci, yani o yumurtalı çerçeveyi üretim kovanından alıp destekleyen kovana koyduğunuzda o orada üretici olmayacak bal mevsiminde. Buradaki kapalı olan yavruyu buraya koyduğunuzda burada üretici olmuş olacak. O zaman denge ne olacak? Bal mevsimine girdiğimizde birebir olacağını üretici ve tüketici bunda 2:1 olacak. Bunda 1:2 olacak. 1:2 olacak. Ya bunu sağladığınız zaman bal veriminiz, şimdi her birinden diyelim ki 30 kilo bal alacaksanız bu iki katlı kovanın her birinden, siz bu işlemi yaptığınızda bir tanesinde en az 90 kilo alıyorsunuz. Evet. Bunda açıklamasını isterlerse neden oyunu oluştuğunu çok basit bir şekilde şu evet. anda bahsedeyim. Evet hocam, bunu da şey yapalım yani belki çok kafalar. Önemli bir konu. Çünkü doğru, şimdi bu sizin geliştirdiğiniz bir yöntem ki bunun evet. zaten ayrıntılarını yine kitabınızda da bahsediyorsunuz. Evet. Modern arıcılık evet. teknikleri kitabında. Bütün konferanslarda en çok üzerinde durduğum konulardan birisi. Çünkü bu bir yandan verimliliği sağlıyor, bir yandan verimlilik felsefesini sağlıyor arıcıya. Evet. Yani kovanda verimliliği sağlıyor, arıcıya da verimlilik için bazı hesaplar yapması gerektiğini hatırlatıyor. Evet. Şimdi hocam onu anlatalım isterseniz. Yani akıllarda yani şöyle anlatayım. Mesela biz dedik ki kovanın bir tanesinde ya yani iki tane kovan. Evet. Tarlacı ve tüketici oranları birebir. Şimdi örnek olarak şöyle söyleyelim. Diyelim ki bunların içerisinde 60 bin tane arı var. O zaman birebirse oran 30 bin tarlacı, 30 bin yavru var demektir. Değil mi? Evet. Ve kolay anlaşılsın diye bunların normalde bu 30 bin tarlacı arının 60 kilo bal getirdiğini varsayalım. Bu 60 kilonun da 30 kilosunu kendi yesin. 30 kilosunun yani bir kat olarak bana bal olarak versin. Şimdi bakın ben bunu böyle bırakmış olsam bu 30 kilo her biri 30 kilo bal almış olacak. Oluyor. Değil mi? Peki bunun 60 kilo balını getiren tarlacıyı alıp ben üretim kovanına aktarırsam, o 30 bin tarlacı arıyı buraya aktarırsam, şimdi kendi zaten getirdiği 60 kilo balın 30 binini tüketti. İşte 30 kilosunu tüketti, 30 kilo kaldı. Evet. Buradaki tarlacının getirdiği 60 kilonun burada tüketicisi olmayacağından, bu üretim kovandaki bal üretimi miktarı. 60 artı 30, 90 olur. Bu teorik olarak böyle. Tamam. Evet. Pratikte peki hocam? Pratikte daha fazla. Daha da fazla. Daha fazla. Çünkü neden? Bir yandan onun 30 kilosunu tüketecek olan genç yavruyu da azalttınız. Evet. Yani orada tüketimi 30'un altına düşürdünüz. O zaman oldu 90 artı 15 belki. Evet. O tüketilmeyen diyor, her miktar size verim olarak geliyor, geri dönüyor. Tabii. Bu da var. Şimdi bir başka husus daha var. Burada 30 kilo bal almayı planladığınız o destek kovanı var ya, o kovan da bal yapıyor. Evet. Onun da bal yapmasının sebepleri var. Çünkü siz bugün bütün tarlacısını alsanız bile yarın ortalama olarak 2000 tane tarlacı gelecek. Yani eğer 30 bin tarlacı varsa bu kovanda ve 15 günse tarlacının ömrü, bu demektir ki her gün 2000 tane tarlacı ölüyor, 2000 tarlacı yeni geliyor. Siz bugün aldınız ama yarın çıkacak olan tarlacılar var 2000 tane. O bir gün var 4000, o bir gün 6000, o bir gün 8000. Bir de zaten dışarıda bal varsa ve bir arı tarlacısını kaybetmişse daha tarlacı çağı gelmeden tarlaya çıkıp bal toplayabiliyor. Siz belki bundan yine 30 kilo balınızı alıyorsunuz. 30 olmasa 20 kilonuzu alıyorsunuz. Bunda da o kadar bal ayrıca yani. Artış oluyor yavruyu azalttığınız için. Ha bir başka husus daha var. O daha bitmedi hocam. O bir avantaj. Şimdi mesela siz bu kovanlarda bu işlemi yapmadınız.
30 kilo birinden, 30 kilo birinden bal aldınız. Diyelim ki bu kestanede oldu. Söz gelimi ki korkunç bir rakam. Kestane 30 kilo bal aldınızsa bayram başına 2000 lira para kazandınız demektir. Şimdi bunu aldınız diyelim. Bunu almak mümkün. Bunu çünkü 25 kilo bal olmadığı senede 25 kilo alan üretici var. Bunu Lize'deki bir konferansta söyledi üretici arkadaş. Bunu yaparak? Bunu yaparak 25 kilo ortalama bal almış ki o sene bal olmadı dedi. Hiç olmadı yani. Evet. Verim çok düşük. Şimdi siz bu yöntemi uyguladığınız zaman kestaneden sonra diyelim ki başka bir çiçek açtı. Evet. Siz bu baldan, kestanedeki bal üretiminden sonra tekrar hemen başka bir çiçeğe gidip de bal alamazsınız. Çünkü iki bal periyodu arasında bir boşluk olması lazım. Arı yeniden yavru yapacak, tarlacı oluşturacak falan. Hazırlayacak kendini. Ama tekrar, doğru. Şimdi o zaman bu iki periyotta, peş peşe gelen iki periyotta sizin alacağınız toplam bal miktarı ikinci dönemde sıfır olacağı için toplam yine 60 kilo iki dönemde. Ama bu yöntem uyguladığınızda siz birincide en az 90 aldınız bir tanesinden. Arkaya koyduğunuz kovan çoğu gençlerden oluşmuyor muydu? Evet. Onlar bir sonraki bal mevsiminde tarlacı olacak. O zaman siz şimdi birinci dönemde desteği yapan kovanı alıp da o bir döneme tarlacı olarak götürdüğü zaman yine bal alıyorsunuz. Evet. Yani ve hatta birinci dönemde size bal üreten kovanın kapalı yavrusunu kademeli olarak buna takviye ettiğiniz zaman öteki bal mevsiminden aşağı yukarı bir ay önceki periyot içinde bunu yaptığınızda bu sefer bir yandan bal üretim kovanındaki tüketimi daha da azaltıyorsunuz. Bir yandan da o birinci dönemde desteklemiş olan kovanı ikinci dönemde bala yönlendiriyorsunuz. Böylece yarısından şimdi yarısından sonra öbür yarısından sonra öbür yarısından sonra devamlı münavebeyle sürekli bal asabiliyorsunuz. Çarklar sürekli işliyor. Sürekli bal topluyorsunuz. Böylece de verimi hem arttırıyorsunuz, ekonominizi de iki katı belki ya da üç katı gelir sağlıyorsunuz. Yani bunu uygulayan insanlar bana dua etsinler yeter. Başka bir şey istemiyorum. Ki birçok kişi de uyguluyor zaten hocam. Değil mi? Yurt dışında da çok uygulayan var. Evet, buradan da izleyicilerimizle bunu da paylaşmış olalım. Son derece verimli hocamızın geliştirdiği ki ayrıntılarını bir kez daha söyleyelim. Sizin kitabınızda da zaten var Modern Arıcılık Teknikleri kitabında. Anlatılıyor, evet. Ama zaten siz de olayı çok güzel özetlediniz ki izleyiciler de öyle zannediyorum. Özellikle zaten bu işe çoğu verenler, yani konferanslarda yıllardır 2005'ten bu yana yoğun bir konferans trafiğimiz var. Evet. 8. sene bu sene. Maşallah diyelim herhalde, hocam. Nice 8 yıllara diyelim artık. Evet, 18-28 belki. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet hocam, şimdi devam edeceğiz ama bir reklam arası verelim isterseniz. Tabii. Burada siz de biraz soluklandıralım. Reklamlardan sonra sorularımız da yine petek çok yoğunmuş. İşleme, petek işleme ve kat atmayı anlatacağım ki bu yine hatta ızgara kullanımı bizde doğru olmadığı için, doğru yapılmadığı için onu çoğu da kez. Zamanlaması doğru yapanlar var, yanlış çok anlamasın önemli zaten değil mi hocam ızgara kullanımını? Çok onu da yine reklamlardan sonra anlatacağız. Tabii anlatacağım. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Aranın ardından değerli hocamız Profesör Doktor Muhsin Doğaroğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.